kalanların, Trabzon'da bir çocuğun heyecanla söylediği sözleri ateş püskürmeleri, iki yüzlülüğün deşifresidir, diyor. Şimdi İpek Hanım, bunların arasında hiçbir bağlantı yok. Ben e, Cumhur İttifakı'nın ortağı e, ve hakikaten köklü bir geçmişe sahip hı hı. olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, Sayın Başkanı Devlet Bahçeli'yi hakikaten ciddiyete davet ediyorum. Çünkü Sayın Bahçeli Haftada bir grup konuşmalarında e, aklına gelen hakikaten her şeyi söylüyor. Şu konuşmalara baktığınız zaman bu konuşmaların toplamında şunu çıkarabilirsiniz. Sayın Bahçeli'nin kızmadığı kesim neredeyse yok. Sayın Bahçeli herkese kızıyor. Herkesi, herkese kızarken o kızdıklarını aynı zamanda düşmanlaştırıyor. Şimdi bakın çocuk hakları dünyanın her yerinde en fazla korunan haktır. Haklar da bir böyle silsile halindedir. Yani sayın seyircilerimize söylemek istiyorum. Mesela bir piramit düşünsünler. Piramidin en tepesine çocuk hakları gelir. Neden haklar silsile halindedir? Yani mesela birini birine tercih etmek zorunda kalırsanız birden fazla hak karşı karşıya gelirse mahkemeler ya da hukukçular işte o daha fazla korunması gerekene daha ehemmiyet verir. İşte en fazla korunması gereken şey çocuk hakkıdır. Çocuk hakkının üstünde bir hak yoktur. Yani canımızın korunması, sağlığımızın korunması onlar genel olarak bütün herkes için geçerlidir ama bakın AKP kullanmadı o için, iktidar için, sandalyesi için. Şu yani bazen ne diyeceğimi bilemiyorum. Şu Kardeşim ne kıymetliymiş bu sandalye. Bu koltuk ne kıymetliymiş. Yani bunu kaptırmamak için yapmadıkları şey kalmıyor. Kimi zaman mitinglerde Kur'an-ı Kerim'e elini alıp sallıyorlar. Efendim kimi zaman bambaşka değerlerin üzerinden halkı bölüyorlar. Şimdi bütün bunları bir yere koydular. Sayın Cumhurbaşkanının halka seslendiği bir mitingde küçücük bir çocuk çıktı ve bu çocuğun babası cezaevinde. Cezaevinde ve bu babası yani 3-5 suçtan gazeteler yazdı. Hani 6 birkaç ayrı suçtan. 6 <laughs> ayrı suçtan efendim e, ceza yemiş ve sayın soylunun da bu çocukla daha önceden de resmi var. Çünkü e, babasının efendim e, avukatı da AK Partili. Yanılmıyorsam bir milletvekili. Yanılmıyorsam o da bugün yazıldı. E, babasının e... babasının babasının avukatı bir AK Partili. Ee, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Onun için milletvekili lafımı şu anda geri alıyorum ama bugün bana gelen bir bilgi için söylüyorum Hı -hı. ama AK Partili ve bu çocuk o mitingde ana muhalefet partisi liderine hain diye eline mikrofon verilip bağırtırılıyor. Yani kardeşim adama sorarlar bu kadar mı? Ya yani bu kadar mı muhtaç hale geldiniz? bir çocuğun neden kullanıyorsunuz? Çocukları niye istismar ediyor? Bu bir çocuk istismardır. Çok açık söylüyorum. Niye istismardır biliyor musunuz? O çocuk o eline mikrofonu alıp Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı amcaya övgüler yağdırıp onun sevmediğini düşündüğü ve ona öğretildiği gibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret edip hain dediğinde babasının hapisten çıkacağını düşünüyor. İpek Hanım problem burada. Bu çocuğun istismarı burada. Onu orada yani 7 yaşında mı, 8 yaşında mı, 9 yaşında mı bilmiyorum. O çocuğun siyasi olarak siyaseten kullanılması bir istismar. Bir de o çocuğun o söylediklerini düşündüğü, söylediği şeylerin mutlu edeceğini düşündüğü amcalardan beklentisinin ona verilmesi, babasının altı suçtan cezalı olan babasının serbest bırakılacağına inandırılması ayrı bir çocuk istismarı. Seyhan Avşar Halk TV.com.tr'den dayısıyla konuştu çocuğun. Dayısı da mecliste çalıştığını söyledi ve e, çocuğun babasına çok düşkün olduğunu söyledi. Yani bunca şey bu bunca O çocuğun zamanları hiçbir suçu yok. Evet, Bakın bunca çocuk çocuktur. Hiçbir şey canımı bu kadar acıtmamıştı. Gerçekten hiçbir şey canımı bu kadar acıtmamıştı. Yani bir çocuğun çünkü hani anlayabiliyorsunuz çocuk babasını istiyor ve babası çıksın diye öyle değil mi? İnşallah o evlat babasına kavuşur o küçük çocuk babasına kavuşur O babası cezasını neyse onu çeker ve sağlıkla evladına kavuşur Bu işin insani ve bambaşka bir boyutu O küçük çocuğun o babasına düşkün olan çocuğun bu çektiği ayrı bir konu onun bu üzüntüsünden üzüntüsünü kullanmak. Bakın bir küçük çocuğun üzüntüsünü kullanıyorlar. O zaman dayıya söylüyorum o çocuğu niye çıkardınız o kürsüye? O çocuk o kürsüye nasıl çıkar? Yani e, İpek Hanım öyle herkes Sayın Cumhurbaşkanının yanına yanaşıyor mu? Milletvekilleri yanaşamıyor. Biz e, o mitingde duralım. Ön sıralara normal vatandaşı koymazlar. O çocuğun oraya çıkarılacağının ve ne söyleyeceğinin çıkaranlar ve o çocuğu kullananlar tarafından bilinmemesinin imkanı yok. Peki diyelim ki siz oradaydınız Bahadır Bey. Bakın şu anda ekranda mesela. Orada bakanlar var. bir araba. Var. Evet bakanlar var orada ve çocuğun sözlerine yani Kılıçdaroğlu'na hain denilişine e, pek bir mutlular, gülüyorlar. gülüyorlar. E, siz Mesela orada hani diyelim ki böyle bir e, hata yapıldı, böyle bir şeye başvuruldu. Ya bir insanda demez mi ya? Yan, yanlış yapıyoruz biz. Ne dediniz İpek Hanım? Lütfen tekrarlayın. Bir insanda demez mi? İşte evet. olay burada. İpek Hanım bakın, Sayın Demirel'in, biz Demirel'in, Ecevit'in, Erbakan'ın, efendim e, e, Türkeş'in rahmetli oldu hepsi. Ee, yıllarca işte başbakanlık yaptı, siyasi parti liderliği yaptı, işte efendim 12 Eylül'de zincir bozana aklınıza gelen yıllar içinde bu ülke çok siyasetçi gördü. Çok siyasetçi gördü, çok fazla devlet adamı görmedi. Siyasetçi olmak başka bir şey. Devlet insanı olmak, sözümü düzeltiyorum. Devlet insanı olmak başka bir şey. Bakın Rahmetli Demirel'e Belki seyircilerimiz biliyor. Hı. Bir mitinginde, ada, yani kendi partisinin mitinginde bir küçük çocuk Ecevit'in resmini çıkararak Ecevit hakkında tabii bağırıyor. Elinde e elinde Ecevit'in Ecevit resmiyle ne yapıyor Demirel? O en önemli rakibini seven çocuğu çıkarıyor, önüne alıyor ve onunla rakibine selam söylüyor. Ve sonra da onunla fotoğraf çektiriyor. Bakın, e, vekilimiz e, Aylin Hanım paylaştı fotoğrafı. Hmm. Ne kadar çok beğeni aldı, hepimiz de gördük. Hmm. İşte bir insan insan söyler, devlet insanı söyler. O kürsüdeki sayın bakanları da kınıyorum. E, bu çocuk velev ki o duygularla orada söyledi. O sözü söyledikten sonra eline mikrofon alanın bu sözün düzeltecek iki çift laf etmesi çok zor değil. O söylense bakın T 30 sene sonra mı Sayın Demirel'in bu yaptığını hatırlıyoruz? 40 sene sonra mı acaba bilmiyorum kaç yıl geliyor belki 50 sene. İşte bu mitingde de eğer öyle bir şey olsaydı benzer şekilde bir siyasi rakibin Sayın Kılıçdaroğlu'nun İnsanlık hakları, kişilik hakları, siyasi hakları orada korunsaydı 50 sene sonra da o yapılan iyi hareket hatırlanırdı. Ama şimdi 50 sene sonra bile bu hareket hatırlanacak. İşte insanlar, koltuklar ve makamlar kendilerinde iken değil. Hani Baki'nin şu sözü var ya, Baki kalan şu kubbede bir hossada diye. Önemli olan bundan 50 sene sonra nasıl hatırlanacağız? Onu düşünerek siyaset yapmalı. Onu düşünerek e, bu ülkede başbakan olmalı, cumhurbaşkanı olmalı, bakan olmalı, devlet memuru olmalı, hakim olmalı, savcı olmalı, doktor olmalı. E, ancak o şekilde Tabii bu ülkeye gider. O çocuğun gider. da geleceği düşünülmeli değil mi bir yandan da aslında? O çocuğun da geleceği düşünülmeli. Burada çok açık bir çocuk istismarı var bir çocuk hakları savunucusu olarak aynı zamanda söylüyorum yıllarca bu konuya emek veren bir hukukçu olarak söylüyorum çok açık bir çocuk istismarı var hakikaten ben bunu gördüğüm zaman sizin gibi bir tweet attım sadece 3-4 kelime yazabildim yani dedim inanamıyorum hani insaf dedim ya insaf. Ama bunlar bize ne gösteriyor biliyor musunuz? Ak Parti'nin önümüzdeki seçimleri kaybetmekten ne kadar korktuğunu gösteriyor İpek Hanım. AKP ve Cumhur İttifakı önümüzdeki seçimleri kaybedecek. Ya daha fazla korkarsa diye soracağım size. Çünkü e, yani hani sonuçta hala bir oyu var, ciddi bir oyu var hala ve bu korku bunları yaptırıyorsa oyu daha da düştükten sonra ne olur demekten kendimi ee, alamıyorum. Kim neden korkarsa korksun Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet ediyor. Türkiye Cumhuriyeti devletine hizmet ediyor. Hem iktidar, hem iktidarın bütün görevlileri, hem bütün siyasi partiler ve bütün devlet memurları ve millete millete hizmet ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına hizmet ediyor. Her şeyden istedikleri kadar korkarlarsa korksunlar ben eminim ki bu devletin ve milletin karşısında yapılması gereken hukuki çerçevelerle herkes hareket etmek zorundadır, edecektir. En sağlam ve en güvenli şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki seçimleri yapılacaktır. Ve vatandaş kime, kime teveccüh ederse vatandaş her şeyi görüyor yani milletin bir aklı var sezgisi var. Vatandaş kime teveccüh ederse oyunu ona verecek. Önümüzdeki seçimlerden sonra halka hizmet etmek için o, o iktidar olacak, o parti, o ittifak iktidar olacak. Ben inanıyorum ki çocukları böyle kullananlar değil, çocukların geleceğini kurmak için çalışan bizler. ...seçimi kazanacağız... İyi Parti olarak bunu gerçekten... E, ...en büyük... ...bütün her yaptığımızın amacı... ...şu ülkeye hukuku getirmek... Hı hı. ...Sayın Genel Başkanımız'ı belki... ...sayın seyircilerimiz... E, ...ser ediyordur... ...çocuklarla olan, kadınlarla olan... ...vatandaşlarla olan... ...samimi diyaloğunu... ...bu insanın içinden geldiği için yapılan bir şey... ...yani bu e, siyaset içinde yapılmıyor... ...efendim bu ya vardır... ...sizde ya yoktur... Olanların siyaset yapması lazım. Mesela insan sevgisi olanın doktor olması lazım. Vicdanı olanın. Değil mi? İnsan sevgisi olanın öğretmen olması evet. lazım. İpek Hanım, vicdanı insan sevgisi olan halka hizmet etmek isteyenin e, siyasetçi olması lazım. Çünkü işimiz halka hizmet etmek başka hiçbir şey değil. Evet. Ben inanıyorum. İyi günlerin geleceğine inanıyorum. İpek Hanım iyi günler bu ülke buna layık çünkü ben buna inanıyorum hep birlikte bunu göreceğiz bizler de göreceğiz çocuklarımız da görecek evet hocam